Şimdi İsviçre'de Media Markt'a giriyoruz. Media Markt. Şöyle buradaki fiyatları da size gösterelim istedik. Merhaba arkadaşlar, Code Legacy kanalına hoş geldiniz. Media Markt İsviçre'deyiz. Zürich Media Markt'tayız. Fiyat bilgilerini göstereceğiz. Arkada Türk bayrağıyla başladık ha. Aa evet. Durmanın akışını alıyorum. Baş koymuşum Türkiye'min yanına. Bakalım burada fiyatlar nasıl? Az çok. Burası biraz pahalı. Farklı bir para birimi kullanıyorlar. CHF, aynen. Frank diye bir şey. Farklı. Çok bir farkları yok ama Euro'dan pahalı. Abi bir cent farkı var galiba. Bakalım burada fiyatlar nasıl? O zaman turlamaya başlayalım. Yes. Samsung telefonlarının fiyatları. Burada bavullarla geliyor. Bir tık zorlanıyorum çekerken ama halletmeye çalışacağım. Şöyle. iPhone'lar varmış. Şurada iPhone'lara gidelim. iPhone'ların fiyatları. Aa fiyat yok. Üzdüm. Bakalım başka var mı? Ha şeylerdeydi. Tamam bir dakika hatırladım. Bekleyin. Hemen gösteriyorum. Fiyat bu ne? iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 Pro gelecek. 909 frank. 15 Plus gele yazsın. 849. 15 709 frank. Bunu o günkü euro şeyiyle çarpabilirsiniz arkadaşlar. AirPods'ların da fiyatları hepsi frank bu arada burada. İsviçre'nin para birimi frank olduğu için. Max çektim galiba değil mi ya? Çektim mi? Çekmediysen bir daha çekiyorum. 1119 frank. Şuradan fiyatlara yine bakalım. Burada var mı bu? Acaba fiyat? Hayır bu değil. Fiyat istiyorum. Ha fiyatlar böyleymiş. Şeylerin fiyatlarını gösteriyorum. Saatlerin, Apple Watch'ların. Bu şekilde fiyatları görebilirsiniz arkadaşlar. En üst modeli olması lazım. Biraz fazla zaten 749 frank. 779 frank. 779, 779. Fiyatlar bu şekilde aslında. Ha bir de buradan tax free alırsanız bunlar tabii daha ucuza denk gelebiliyor. Bu şekilde. Yine Samsung telefonların fiyatları böyle görebilirsiniz. Samsung'lar fiyat olarak bir tık daha uygun olarak görebilirsiniz. Aradığınız bir model varsa burada hepsini çekmeye çalışıyorum şu an bu reyonda olanları. Modelleri de böyle durdurup görebilirsiniz.
var, Motorola. Bu da hiçbir şey değilmiş ha. Gerçekten Nothing diye marka mı varmış? Motorola. Okay. Şöyle. Yine görebilirsiniz. Tost makinelerinin fiyatları tefal mesela 144 euro. Aman şey frank pardon. Euro değil, yalan söyledim. Bu neymiş? Bu da tefalin. Bu ızgaralı olanları Brown'un var mesela. Bunlar da ocak gibi kullanılıyor galiba. Elektrikli ocak olması lazım. Çok emin değilim. Şu şekilde olan şeyler. Aa, bunlar da ocak böyle. Minnak ocaklar. Şurada da ürünler var aslında. Bunlar da ocak galiba. Pilav pişirme şeyleri falan var. Aa, böyle şeyler varmış. Mutfağa karşı bilgim ektedir. Mesela şu hamur yoğurma makinesi ne kadarmış? Üf, 549 biraz pahalıymış. Mesela bu kaç euroymuş? Ay, kaç frankmış? 449. Fiyatlar biraz yüksek. Burada İsviçre biraz pahalı bir ülke arkadaşlar. Genel olarak battık diyebiliriz bu ülkede. Burada Dyson fiyatları 479 frank. Şöyle görebilirsiniz. Orada bir takım denemeler mevcut. Dyson'lar. Hava temizleyiciler 779 frank. Şeyler ne kadarmış? Fiyat göremiyorum ama şu an başaracağım inşallah. Ve tekstürü de alabiliyorsun bu arada. Aa. iPhone 15 mesela 800 küsür Hollanda'da. Burada 750'ye falan geliyor. İyiymiş aslında. Bir de tekstürü de aldım bu vergi. Çünkü iPhone'da da %100 vergini geri alabiliyorsun. Bayağı güne gelebilir. Olabilir. Bu arada Dyson'ın robotu 1380 frankmış. Abi, her şeyi seçen şey mi? Ha evet, bu şu yeni çıkardıkları model, kenar köşeleri falan da aldıkları. Ha aynen. 429 euro, 389 euro. Aman frank. Allah'ım sürekli euro diyorum. Hollanda'ya taşındığımızda da lirayı hayatımdan çıkarmaya çalışırken böyleydi. Her şey lira diyordum. iRobot'un 469 euro. Şurada yer temizleyicileri falan var. 74, 34 euro. Şu el süpürgeleri var, küçük süpürgeler. Euro değil arkadaşlar, frank. Ne diyorsam hepsi frank bu arada. Başaramadım bir türlü. Yani Dyson, hatta şuradaki süpürgelerine bir bakalım fiyatlarına. Bu V10 Absolute olanı 449 euro. Bu kaç? V12 Detect Slim 569 frank, euro değil demin yine şey dedim. 829 frank. Ne bu? Gen 5 Detect olanları, bu son olanları. Fiyatlar genel olarak
bu şekilde diyebiliriz. İşte Rowenta'nın Elektrolüksün mesela. 289. Bu hangisi? Hover. Bu markayı duymadım. 229. Aa, PlayStation'lar. Evet. PlayStation'lara gelirsek eğer... bunlar slim olanları, bunlar yeni versiyon. Küçük boyu olanlar galiba ya. Bunlar 499 frankmış. Bu hangisi? PlayStation 4, 269 frank. Şu şekilde diğer oyun konsolları falan var mı bakalım. No. Kulaklıklar falan mevcut. Fiyatlar, bunlar kameralar. Sony'nin televizyonu mesela. Bu kaç şeymiş? QLED'miş bu. 85 inç, 3799 euro. Aman frank. Öf, tutturamıyorum arkadaşlar. Olmadı, başaramadım. Sony'nin yine 1199, bu 75 inç galiba. Şöyle bir yaklaştırırsa. Şu diğer 85 inç olan içinde. Şöyle. Gösterebiliriz. Yine Sony'nin 55 inç. 499 frank. Sony'nin televizyonları 2499 frank. $1299. Yine top. 1699 frank, 65 inç. OLED'miş bu. Mesela şu. Bu ne? 50 inç, 499 frank. Şöyle. 579 frank. Yine Sony'nin. Şöyle. Şurada da Samsung'lar mı var? Samsung bulaydık, iyiydi. TCL'in varmış şöyle. Biraz gerçekten benim boyumdan da büyük. 1999 frank. Bu kaç inç? 98 inçmiş bu. Şu şekilde. Bu ne Sony'nmiş yine. Fiyat şuradan. 1399. Ha, bu outletmiş mesela. 2999 diyor. Samsung göreydim, iyiydi ama. Yine Sony'nin. Hah, Samsung'lara geldik. 1887 euro diyor. Şu 1139 frank. Ay, frank bu arada, euro değil. Başaramıyorum. Yine Sony'nin bu. 699 frank. Bu 3099 frank. Bu ne? Samsung.
65 inçim. 1499 frank. Ha, bu ses şeyi galiba. Aynen. 599 televizyon. 599 frank. Yukarıdaki 599 yine. Arkadaşlar bu şekilde aslında burada fiyatları. Böyle hemen hemen size bir şeyler gösterelim istedik. Şurada da kahve makineleri fiyatları var. 1299 euro. CHP pardon frank. 1049 frank. Ben rakamları okuyamıyorum bu arada. Hollanda'daki videoda da aynıydım. 449 frank. 450 diyebilirsiniz. $549. Şurada $69 var. Bayağı da aslında cappuccino, sıcak su, espresso, filtre kahve yapabiliyor. Pardon, $499. Pardon. Pardon. Ben de şaşırdım bu arada. Neredeyse 2000 frank. 1979. 1177. 899 frank. Yani içeriğin özelliklerine göre değişiyor muhtemelen. 799 frank. $309 frank. $299 frank. 209 frank. Yani özet olarak bu şekilde fiyatlar. 1299 buna. $569 frank. Ve Mediamarkt videosunun sonuna geldik arkadaşlar. Bazı ürünler güzeldi, bazı ürünler pahalıydı Hollanda'ya göre, bazıları aynı fiyat. Aynen. Yine Türkiye'deki fiyatlarla bir karşılaştırırsınız. Belki Türkiye'dekiler uygundur, belki buradakiler uygundur. Yine bir bakabilirsiniz bence. O zaman ne diyoruz? Beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Abone zaten oldunuz diye düşünüyorum. Olmayanlar olsun ama. Görüşmek üzere.